Saadet kazanınca emek kazanacak, saadet kazanınca dürüstlük kazanacak. Tabii saadet kazanınca adalet kazanacak. Bu sözlerin belki birer slogan, bir cümle gibi anlaşılıyor ama ne kadar önemli olduğu da son günlerde yaşadığımız olaylar daha çok ortaya çıkıyor. Bu nedenle de tabii ki bu seçimler bir ülkenin genel gidişatı ile ilgili bir seçim. Ulusal bir seçimdir, genel seçimdir. Aynı zamanda yerel seçimdir. Bir kere bu seçim iktidara bir dur deme seçimi olmalıdır. 12-13 yıllık bir süreç içerisinde ülkenin kalıcı problemlerinden hiçbirine çözüm bulamamıştır. İşte IMF'ye 5 milyar dolar borcumuz sıfırlandırılıyor. Halbuki sizin Ziraat Bankası'ndan çektiğiniz krediyi ödeyip de diğer bankalara borçlu olmanız herhalde sizi masum hale getirmez. Bugün 230 milyar dolarla devraldıkları iç ve dış borcu 600 milyar dolara çıkardılar. Sadece basit bir çeyrek parasını ödedik diye, bir yere borcumuzu kapattık diye seviniyorlar. Tabii ki ülkenin iç politikasında, dış politikasında, sosyal olaylarında, ekonomik durumunda çok büyük sıkıntılar, krizler var. Maalesef ülkemiz yapay gündemlerle meşgul edildiği için gerçek problemleri göremiyoruz. Ülkemizin en büyük problemlerin başında istihdam sorunu geliyor. Hatayımızda işsizlikte TÜİK rakamlarına göre Türkiye'nin en 5 işsizliğinden birisi. Bu nedenle borç olarak, işsizlik olarak yine dış politikada şu anda yanı başımızda büyük bir ateş çakması içindeyiz. Kasım 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi görevi devralmasından kısa bir süre sonra, 4 ay sonra Irak Savaşı başladı. Mart 2003'te Irak Savaşı ile iş başına geldiler. Suriye Savaşı ile de gidiyorlar. 12 yıllık süreyi tamamladılar. 12 yıl boyunca işte ve dışta kendilerine yüklenen misyonun tamamını yerine getirdiler. Ülkenin yeraltı ve yürüsü servetleri, petkimi, tüpraşı, cep telefonları, bankaları, sigorta şirketleri hepsi yabancıya peşkeş çekildi, satıldı, devredildi. Yine küresel projeler olarak Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde üstlenen misyon en iyi şekilde tırnak içinde yerine getirildi. Bugün de görevlerini tamamlamanın huzuru veya huzursuzluğu içerisinde de bugün ülkemiz, özellikle de ilimiz büyük bir ateş çemberinde. Çünkü yanı başımızda Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Ama şunu bilmeliyiz ki bu trajedinin en büyük mimarı da bizim Sayın Başbakanımızdır. Çünkü Suriye'deki halkı tahrik ederek sokağa döktü. Ardından bu kadar cinayetlerin işlenmesine seyirci kalıyor. İçeri belli olmayan Amunus projesinin çok pahalı, gereksiz ve emperyalist bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu Amunus'a yapılacağı söylenen projenin Hatay'a en küçük bir katkısı olmayacağı kanaatindeyiz. Biz bu tünelin yerini tahta köprü üzerine amikovası olarak öneriyoruz. Böylece İskenderun'un sanayici de yer problemi yaşayarak Osmaniye gibi çevre illere yatırımlarını taşımak zorunda kalmayacak. Bu imkanlar, bu potansiyel burada kalacak ve istihdam sorunu da çözülmüş olacak. Saadet Kalk projemiz var. Fakir fukaraya en iyi şekilde yardımı götürme açısından yine ekmekle ilgili ekmek fiyatı, ekmek ve su hayatın iki temel vazgeçilmez unsurudur. Dolayısıyla bir 7'den 70'i herkesin zengin fakir tükettiği ürünler olarak her ikisine sübvanse sağlayarak bunların ucuz kullanılmasını sağlayacağız ki ekmek fiyatı olarak 30 kuruşa satacağız. Bunun kalan bölümünü ki maliyetine satarak burada her ne kadar bazı problemler görünüyor gibi olsa da nihayetinde halkın tamamına hitap eden bir proje olarak bunun dışında diğer projelerimizde günü geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.